süpermenin bir grubu olan tıkanıklığa bağlı olan süpermi, yani obstrüktif dediğimiz grupta her zaman ameliyat gerekir mi diye düşündüğümüz zaman şunu şöyle cevaplayalım. Özellikle tıkanıklığa bağlı olan süpermi doğuştan olabilir. Bir, daha sonra geçirilen enfeksiyonlara bağlı olabilir. Özellikle cinsel ilişkide buluşan enfeksiyonlardan bel soğukluğu ve klamidya bunda etkendir. Yine tüberküloz geçiren hastalarda tıkanıklık olabilir yapışıklığa bağlı olarak. Kronik prostat iltihabı geçirenlerde böyle enfeksiyonlar olabilir ve bu enfeksiyonlara bağlı tıkanıklık oluşabiliyor sperm yollarında. Özellikle bu yollarda olan tıkanıklıklar için yıllar boyu çeşitli müdahaleler yapılmış. Vazostomi, epidemovazostomi gibi değişik ameliyatlar yapıldı ki biz de bunları asistanlık çağlarımızda uyguladık fakat sonucunda ciddi bir başarı elde edemedik. Ve sonrasında biz eğer bir tıkanıklığa bağlı spermi tablosu varsa direkt testisten sperm elde etmeyle hem zaman kazandık hem doğru spermleri bulduk hem de sonrasında eşiyle ilgili olabilecek gecikmeye bağlı yılların içindeki bir yumurta zafiyeti veya menopoza girme gibi bir durumu engellediğimizden dolayı daha efektif, daha doğru işler yapmış olduk. Yani tıkanıklığa bağlı spermi kendi kendine düzelmez. Mutlaka cerrahi müdahale gerekir ama cerrahi müdahaleyi biz dışarıya sperm çıkarmak için değil de içerideki spermi bulup tüp bebekte kullanmak için tercih ediyoruz.